Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Ben Sevmeli Hoca. Sevmeli Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım, 5 soruluk bir serimiz var. Small, medium, large, x large ve xx large diye düzey düzey ayırdığımız, kolaydan zora doğru gittiğimiz her seferinde, yani small'dan xx large'a kadar gittiğimiz serimiz vardı biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ve bu seride türev 1 videosunu çekmiştik. Şimdi türevin ikinci videosunda sevgili arkadaşlarım, birbirinden güzel, kolaydan en tepeye kadar, en zora kadar çıktığımız güzel bir seri ve güzel bir video olacak arkadaşlar. Abone olmayı ve tabii ki de videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçelim dersimize. Evet, türevin ikinci videosu dedik. Şimdi sırada small soruyu çözmek var bu videoda. Evet gençler, bakın diyor ki, ben sana parçalı tanımlı bir fonksiyon verdim mi? Verdim. Bu fonksiyonda 3'ün sağ türevi ve 3'ün sol türevi. Biz bunu limitten hatırlıyoruz. Sağ limit, sol limit de bunun türevi de mi varmış ya? Aynen, türevi de var. Şimdi bak, sağ ve sol türevde ne yapacağız? 3'ün sağ tarafı ne taraf? Burası. Sağ yazdım. Sol tarafı ne taraf? Bu taraf. Sol taraf biliyorsun 3'ten küçük demek. Sağ taraf da 3'ten büyük demek. Şimdi sağ türevini almak istiyorsak biz, fonksiyonumuz nasıl davranıyormuş sağda? Bu şekilde. Solda nasıl davranıyormuş? Onda da bu şekilde davranıyormuş. O zaman ben sağ türev için fonksiyonun sağ tarafta davrandığının türevini alırım. Yani 3x artı artının türevini alırım. Ne geldi? 3. Şimdi o zaman 3'ün sağ taraftaki türevi 3'müş. Artı sol taraftaki türevi, hemen bunu yazarsak sevgili arkadaşlarım, türevi 2x yapar. Ama ne diyor? Türevini aldıktan sonra bir de 3'ü yerine yaz diyor. 3'ü de yerine yazarsak o halde burası da 6 gelir. Yani burası da 6'ymış. 3 artı 6'dan doğru cevabımız neymiş? 9. O halde doğru cevap A şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili öğrencilerim. Evet gençler, medium sorumuza doğru geçelim şimdi. Bak, medium soruda biraz daha işler karışacak ama merak etme, basit. Adım adım ilerleyeceğim. Sen de beni dikkatli bir şekilde takip et. F ve G sırasıyla D1 ve D2 doğrularına A ve B noktalarına teğettir. Bak, D1 ve D2 doğrularına A ve B noktalarında teğet olan bir F var, bir de G var. Tamam. Buna göre F bileşke G'nin türevinde 3. Şimdi ben bu F bileşke G'nin türevini nasıl alıyordum? Bak, türevi şuraya alıyorum. F'in türevinin içerisinde G3, tamam mı? Daha sonrası da çarpı G türev 3 gerekiyor bana. Bunun türevi budur çünkü. Şimdi öncelikle G türev 3'ü bulabilir miyiz? G türev 3'ü buluruz. Nasıl buluruz? Bu ne demektir? G fonksiyonuna 3 apsisli noktanın, noktada teğet olan doğrunun eğimi demek. G fonksiyonuna 3 apsisli noktada teğet olan doğrunun eğimi demek. Şimdi 3 apsisli noktada bizim teğetimiz bu mu? Bu. Şimdi ben şu kısmın kaç olduğunu biliyorum. Eğim bulmak için tanjant bulacağım ya. Şurası kaç birim gençler? 3. Peki şurası kaç birim? Hocam orası da 3. O zaman karşı bölü komşu. Yani 3 bölü 3'ten eğim 1. Yani gençler, burası 1'miş. Şimdi geldim şu kısma. Bana önce G3 lazım. F'in türevinde bir şeyi bulmak için önce G3'ü bulmam gerekiyor. Hocam 3'ün, ben G fonksiyonunda 3'ün 2'den geçtiğini biliyorum. O halde burası 2'ymiş. Şimdi ne gerekiyor bana? F türev 2 gerekiyor. Bu da ne demek? F fonksiyonuna 2 apsisli noktada teğet olan doğrunun eğimi demek. O halde 2 apsisli noktada hangi doğru teğet olmuş? D1 doğrusu. D1 doğrusunun eğimi lazım bana. Karşısı 3 birim hocam. Komşusu hop 4 birim hocam. Ama bu fonksiyon azalan, yani D1 azalan bir doğru. O halde eğimi nedir? Negatiftir. Eğimi negatifse 3 bölü 4 değil, eksi 3 bölü 4 yapacağız. Yani burası neymiş? Eksi 3 bölü 4'müş. Eksi 3 bölü 4 ile 1'in çarpımı bana neyi verir? Tabii ki 3 bölü 4'ün eksirisini verir. O halde doğru cevabımız da D şıkkıdır deriz. Tamam. Şimdi large sorumuza doğru geçiyoruz. Bir tık daha arttırıyoruz sorumuzun zorluk seviyesini. Fx kare artı 5, g4 eksi x'e eşit olmak üzere. Demiş ki g türev 5'te 4 olduğuna göre f türev 6 soruluyor. Şimdi ben g'nin türevini alabilmek için şuranın türevini almam lazım. Yani ben bunu şu şekilde yazayım, sen daha iyi anla diye bak. g4 eksi x eşittir f içerisinde x kare artı 5 dedim. Tamam mı? Daha sonrasında ben bunun türevini alacağım ya. G'nin türevinde 4 eksi x diyorum çarpı içinin türevi eksi 1. Eşittir
f'in türevinde x kare artı 5 ve çarpı içinin türevi 2x dedik. Şimdi bana g türev 5'in kaç olduğunu verdiği için ben bunu kullanacağım. Yani elimde olanı kullanırım değil mi? Evimde olanı yerim abi. Şimdi o zaman ben g türev 5'i elde edebilmek için x gördüğüm yere burada ne yazmam gerekiyor? Eksi 1. Hadi hepsini de yazacağız o zaman. Sadece ona özel bir durum değil bu. Her birinde x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Yazalım. G'nin türevinde 5 geldi burası. Çarpı eksi 1 çarpı eşittir özür dilerim. F'in türevinde eksi 1'in karesi 1 artı 5 6 yapar. Çarpı 2 kere eksi 1 eksi 2 yapar. Şimdi şuradaki eksi 1'in eksisiyle buradaki eksi 2'nin eksisini ben götürürüm. G türev 5'i bana vermişti zaten sorumuz neydi? 4'tü hocam. Yani burası 4'müş. 4 kere 1 4 yapar. Demek ki burası 4'müş. Bak 2 tane f'in türevinde 6 eşittir 4 ise demek ki f'in türevinde 6 kaçmış? 2'nin ta kendisi. Zaten benden de f'in türevinde 6 istenmişti. O halde doğru cevabımız da E şıkkı olur deriz. Large sorumuz da bu şekildeydi. Bileşke fonksiyonu 2 defa uygulattırdığı için large kategorisine girdi bu. Türevden dediğim gibi hani ben her zaman söylüyorum. Her videomda söylüyorum. Limit türev integrali zor değil. Bunu zorlaştıran sizlersiniz. Limit türev integrale başlamadan önce farklı farklı konular çalışman gerekiyor. O konulara hakim olmadığın için işte bu limit türev integrali yapamadığını zannediyorsun. Limit türev integral kolay bir derstir, kolay bir konudur. Tek yapman gereken limit türev integralden önceki konulara hakim olman. Onlara hakimsen eğer LTE'yi zaten sana çocuk oyuncağı gelecektir. LTE'yi derslerinden zevk almaya başlayacaksın, keyif almaya başlayacaksın. Hem anlayacaksın, hem keyif alacaksın, hem de kolay gelecek. Ki sınavda karşına çıkan o LTE'den 8-9 tane soruyu da zaten fullemenin keyfi ayrı bir başka. Hele bir de eşit ağırlıksan varsa var ya LTE'den fulledim demenin keyfi apayrı. Çünkü seni otomatikman bütün eşit ağırlıkların önüne fırlatacaktır bu hamle. Large soruyu da çözdük. Sesim biraz şey geliyor mu? Böyle kalın geliyor mu? Çünkü birazcık böyle bir hastayım. Bugün sesimi hiç açamadım. Kemal hocanız yan odada biliyorsunuz VIP fizik Kemal hocanızla birlikte yeni bir ofise çıktık arkadaşlar. Hemen yan odamda şu an o da video çekiyor hatta sizler için. Yani şöyle duvarı tıklatsam gençler şöyle duvarı tıklatsam sesimi duyacak. Ama Allah'tan ses yalıtımımız falan iyi. Ne benim sesimi o duyuyor ne de onun sesi benim videolarımda çıkıyor. Yani böyle Kemal hocanıza da sabah söyledim. Sesimi bir türlü açamadım. Onunla beraber sesimi açmaya çalıştık ama maksimum bu yani. Hani biraz kalın çıkıyor evet. O da sanırım bu hastalık evresinden kaynaklı. Böyle bir 5-6 seferlik bir antibiyotik deneyimimiz oluyor. Son antibiyotimi de aldım ama inşallah hastalanmayacağım, hasta olmayacağım. İnşallah kendimi bu şekilde inandırıyorum. Hasta olmayacağım dersem olmam abi. Yani 2-2-4. Kemal hocam. Sana bu videodan selam ama birazdan zaten izletirim bak videoda neler söyledim diye. Evet gençler devam ediyoruz x large sorumuzla. Ne diyor bize? Fx eğrisinin x eşittir 2 apsisi noktasındaki teğeti verilmiş. Tamam güzel. X eşittir 2 apsisi noktanın teğeti işte bu mavi doğru fx fonksiyonunda kırmızıyla verilmiş. 2 için 1'den geçiyormuş. Bu doğru da 4'ten geçiyormuş aynı zamanda x ekseni 4'te kesiyormuş. Gx fonksiyonu x kare artı bx çarpı fx'miş. Bu fonksiyonun x eşittir 2 apsisi noktasındaki teğetinin eğimi soruluyor bize. Şimdi yani ne soruluyor? G'nin türevinde 2 soruluyor bana. G'nin türevinde 2'yi bulmak lazım o zaman değil mi? Yani g'yi biliyoruz zaten. Ben bunun türevini alacağım. Pekala yazalım bakalım. G'nin türevinde x eşittir. Şimdi burada çarpımın türevini uygulamam gerekiyor. Çünkü 2 ifade burada çarpılmış. Birincinin türevi 2x artı b çarpı ikinci yani fx artı ikincinin türevi yani f'in türevinde x çarpı ikincinin aynısı. Birincinin aynısı yani x kare artı bx dedim. Şimdi siz göremediniz orayı tabii doğal olarak. Ben sizin için şöyle çekmeyi planlıyorum. Şimdi ben g'nin türevini aldım bir güzel. G'nin türevinde 2 sorulduğu için x gördüğüm yere de tabii 2 yazacağım. O halde yazmaya başlayalım arkadaşlar. G'nin türevinde 2 eşittir. X gördüğüm yere 2 yazdığım için 2 kere 2 4 yaptı artı b. 4 artı b dedim. Daha sonrasında çarpı f2 oldu burası. Artı f türevi 2 oldu burası.
Ve çarpı 2'nin karesi 4 artı 2b geldi bu kısımda. Şimdi bana ne lazım? B lazım. Değil mi? Başka neler lazım? Bir bakalım, belki b'ler falan birbirini götürecek abi, yani olabilir. Şimdi f2'nin ne olduğunu biliyorum ben. F2 hop birden geçiyormuş. E güzel. Şurası 1'miş yani. 1 kere 4 artı b de 4 artı b yapar. Tamam, artı. Şimdi bana f türev 2 lazım. Yani bu fonksiyona iki apsisli noktadan çekilen teğetin eğimi. Bunun eğimini bulabilmek için şunu şuna bölmem gerekiyor ama burayı bilmiyorum. Onun yerine şunu yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Şuradaki büyük üçgenin eğimiyle şu büyük üçgenin eğimiyle şuradaki küçük üçgenin eğimi aynıdır. Çünkü şuradaki açımız aynı oluyor. Hocam burası 1 birim, burası da 2 birim. Evet, o zaman eğim 1 bölü 2 ama azalan olduğu için yani bu teğet aşağı doğru sana göre şu şekilde. Evet, azaldığı için eksi olacak. O halde burası eksi 1 bölü 2'ymiş. Eksi 1 bölü 2 parantezinde 4 artı 2b diyelim buraya. Şimdi içeri dağıtmaya başlayalım bunu. 4 artı b, bak eksi 1 bölü 2'yi 4 ile çarparsam eksi 2 gelir. Eksi 1 bölü 2'yi 2b ile çarparsam eksi b gelir. Oo, şekil oldu. Niye? Ekstradan b'yi bulma zahmetinden kurtardı beni. Çünkü artı b ve eksi b birbirini götürür. 4'ten 2'yi çıkarırım. Bu da 2 olur. Yani benim burada 2 dediğim şey ne arkadaşlar? Tabii ki g'nin türevinde 2. Bana da zaten bu sorulmuştu. O halde doğru cevabım da tabii ki e şıkkında verilmiş diyeceğim. Şimdi burada kafanı karıştıracak olan muhabbet ne? Burada b var ya. Eğer sen sorunun başında odaklanırsan b'yi bulmam lazım dersen imkanı yok. Unut onu. Bulamazsın. İmkanı yok. Güzel kardeşim. Ve kafanı karıştıran bir hamle olduğu için B'yi nereden elde edeceğini bulamadığın için, ki bulamazsın dedim ya, bulamayacaksın. Bulamadığın için de soruya devam etmeyeceksin. Etmediğin için de bu soru ya boş kalacak ya yanlış yapacaksın. B'yi kafandan bir de yanlış yapacaksın. Yapma. Tamam. X'ler sorumuzu da çözdük. Şimdi devam. XX large soruyla. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiğini bana vermiş. Eyvallah. Şimdi diyor ki, iyi dinle bu soruyu. Buna göre f türev a'nın sol tarafı çarpı f türev a'nın sağ tarafı, yani bu çarpımı negatif yapan a değerlerinin toplamı soruluyor bana. Şimdi biz doğal olarak neler öğrendik? Önce temel kavramlar kazanımı var sorunun içerisinde bir kere. Eğimleri çarpımı, yani bu türevler eğim demekti. Eğimler çarpımı negatifse demek ki birinin eğimi negatifken öteki pozitif. Birininki pozitifken öteki negatif olacak. Yani bu da bir A noktasında şöyle düşünülebilir. Fonksiyon artıştan azalışa ya da azalıştan artışa geçmiştir. Çünkü arttığı yerlerde eğim pozitiftir. Çünkü azaldığı yerlerde eğim negatiftir. Ancak bu şekilde artarken azalıyorsa veya azalırken artıyorsa burada sağ türev, sol türevin çarpımına negatif diyebiliriz. Yani burada sanki şunlar görünüyor gibi, değil mi? Bak. Azalıştan artışa geçmiş. Burası. Artıştan azalışa geçmiş. Burası. Azalıştan artışa geçmiş. Burası. Evet. Şimdi o halde bu a değerleri hangileridir? Eksi 3'tür. 1 bölü 2'dir. Ve 4'tür. Bunların toplamı da bana 3 bölü 2'yi verecektir. Şimdi şu şekilde 3 bölü 2'yi verecektir. Ve 3 bölü 2 de zaten şıklarımızda mevcut. Yalnız C şıkkı işaretlersek hata etmiş oluruz. Bu bizim 0.25 netimize mal olduğu için bir tane de soruyu yanlış işaretlemiş oluruz. Şimdi sebep. Hocam beni çok iyi dinliyorsun. Çok ama çok iyi dinliyorsun. Aç kulaklarını. Şimdi ben burada 1 bölü 2 noktasındaki teğetin eğiminin ne olduğunu biliyorum. Yani F 1 bölü 2'nin F türev 1 bölü 2'nin ne olduğunu biliyorum, 0. Sebep, çünkü burası bir ekstremumdur ve buradan atılan teğetin eğimi 0'dır. Değil mi? Şimdi hocam tamam, 1 bölü 2'nin sol tarafından bir teğet atarsam eğimi pozitif olur. Sağ tarafından bir teğet atarsam eğimi negatif olur. Çarpımları da bana negatifi verir. Burada istediği gibi bir şey bu. Dolayısıyla ben 1 bölü 2'yi burada saymak zorundayım. Ben diyorum ki sayamazsın. Aynı şey 4 için de geçerli. Sol tarafından attığın teğetin eğimi negatif, sağ tarafından attığın teğetin eğimi pozitif. E çarptık, negatif geldi. Ama şöyle bir durum var. Bunun sol tarafından attığın teğet
örnek veriyorum şu dedik ya. Ya bak güzel kardeşim, burada inanılmaz büyük bir hata yapıyorsun. Sebebi ise şu. A noktası tam olarak şurasıydı. Senin teğet attığın yer burası. Yani A noktasına upuzak bir yer. Yani inanılmaz uzak bir nokta burası. Ki biz A'nın sol tarafı dediğimiz zaman neyi kastettiğimizi biliyoruz. A eksi epsilondan bahsediyoruz. Yani burası 0,5'miş ya, hani 1 bölü 2. Değil mi? Biz şundan bahsediyoruz. 0,499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 
burada mikroskopta gördüğün görüntünün üzerine bir mikroskopla daha ve bir mikroskop ve bir mikroskopla daha baktığın görüntüdeki teğeti istiyoruz biz. Yani bu ne demek oluyor? Zaten şöyle düşünelim bunu. Buradan bir teğet edersek zaten sıfıra yaklaşacaktır. Az önce söylediğim o 9999'lu noktadan bir teğet edersem zaten sıfıra yaklaşacaktır. Bu da şunu gösteriyor bana. Biz zaten sol türev ve sağ türev mantığını anlatırken demiştik ki size. Bir fonksiyonun sol türevi ile sağ türevi birbirine eşitse o noktadaki türevi de odur. Yani bir fonksiyonun bir noktada türevinin olabilmesi için bu şekildeki noktalarda sol türevin sağ türeve bu şekilde eşit olması şarttır. Şartımız bu. Dolayısıyla buradan atılan teğetin eğimi sıfırsa o halde bunun solundan da sağından da atılan teğetin eğimi sıfır olmak zorundadır. Yani ben burada o halde şunu söyleyebilir miyim hocam? 1 bölü 2'yi ve 4'ü almamam gerekiyordu. Dolayısıyla cevap da 3 bölü 2 olmayacaktı. Ama şurada bak dikkat et. Zaten eksi 3 apsisli noktada bir türev yok. Çünkü sivri nokta ve sivri nokta olduğu için buradaki fonksiyonun eğimi negatif. Buradaki fonksiyonun eğimi pozitif olduğu için eksi ile artının çarpımı negatif olur. Yani ben burada sadece eksi 3'ü alabilirim. O halde cevabım da A şıkkı olur. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Umarım bu teorik bilgi senin de işine yarar. İnşallah sınavda yarar işine diyelim ve videomuzu noktalayalım. Biliyorsunuz PDF açıklama kısmında mevcut sevgili gençler ve bu PDF yardımıyla da tabletine, bilgisayarına, telefonuna indirip çıktılarını alıp bu şekilde benimle beraber bu soruları çözebilirsin. Daha önceki videoda da türev videosunda da belirtmiştim. 5 tane soru türev için tabii ki bizim için yetersiz. Bunun ikisi gelecek, üçü gelecek diye işte türevin ikinci videosu da böylelikle çekilmiş ve bitmiş oldu. Umarım senin için faydalı oluyordur. Bu arada 40 soru serisi AYT Matematik kampımızda başladı biliyorsunuz. Yeşil kitabımızdan. Kitabımız da hemen burada. Bu kitapta sevgili arkadaşlarım sadece AYT Matematik var. Tabii bunları çok güzel ve nizami biçimde tüm matematiği tekrar edip netlerini, tüm matematik denetlerini en az 15-20 puan arttırabilirsin. 40 soru serisi problemler kampı vasıtasıyla ve 40 soru serisi TYT matematik vasıtasıyla. Bu kitaplarda toplamda sevgili arkadaşlarım 1080 tane soru var. Ve bu 1080 tane sorunun tamamı ÖSYM tarzında. Toplasan 1080 soru bir soru bankası bile etmiyor aslında. Kitapların kalınlık seviyesi de bu. Sana hazırladığım programla sen 30 gün gibi kısa bir süre içerisinde tüm bu kitapların tamamını bitirip matematikte, hani matematikten bahsediyorum, netlerini 10 ila 20 arasında net bir şekilde artırabilirsin. Ya hocam ben zaten full çekiyorum, arada da birkaç tane soru kaçıyor diyorsan işte o soruları da kaçırmazsın. Hani 15-20 puan senin artırman imkansız biliyorum. Ama o soruları da, kaçırdığın soruları da bir daha kaçırmayacağını düşünüyorum. İnanılmaz verimli, inanılmaz keyifli bir kamp geçiriyoruz arkadaşlarım. Bu kampta senin de olmanı isterim açıkçası. Eğer kampa katılmadıysan senin de olmanı isterim. Bu kitaplardan kampı tamamıyla bitirebilirsin ve matematikte istediğin netleri istediğin şekilde elde edebilirsin. Sonraki videolarda, sonraki derslerde görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.